Nasılsın Sevim? Merhaba. Bir barış oldu herhalde. Hayırlı olsun diyelim. Diyelim, güzel güzel. Sıkıntımız yok. 4 yıllık güzel bir ilişkimiz var. Daha da güzel olacak her şeyimiz. Daha da güzel, çok daha güzel şeyler var. Konuşmuşsun sağlam beyefendi. Beyefendi nasıl affettiniz? Ben özür diledim. Gelin. Ha, siz mi özür dilediniz? Tabii gelin, özür diledim. Sulh sağlandı yani. Ya zaten aramızda bizim öyle şey olmaz. 4 yıllık biz iyiyse kötüsüyle çok güzel, sağlıklı günler daha önümüzde var. Biz kötü günleri atlattık. Artık iyi günler var diyelim. Peki. Bunun haricinde neler yapıyorsunuz? Annenizi kaybettiniz. Başınız sağ olsun. Başınız çok sağ olsun. Allah razı olsun. Bunu söyleyelim. Allah geride kalanlara sabır versin sizlere. Zor bir süreç tabii bunu yapmak. Yani memlekete gidip geliyor musunuz? Oradaki gidip, durum tablo nasıl? Tabii gidip geliyoruz. Ben de ev gitti, çiftlik gitti, traktörüm gitti. Yani arazim böyle 2-3 metre ayrıldı falan. Yani hasat döneminde bile sıkıntı yaşayacağız artık. Hiç düşmedi gittik. Giymedi seni. Sıkıntılı bir günler var. Umarım atlatacağız. İyi olacak. Peki Hatay düzelir mi sizce? Yani %70'i yıkılmıştı. Yok, Hatay düzelmez. %85'i yıkıldı zaten Hatay'ın. Çok zor ya. Yani bizim eski Antakya, biz 3 din 6 mezhep çok güzel bir şehirdik ama zor artık o süreci atlatabilmek. Maddi anlamda tabii çok ki büyük, şüphesiz. Çok hani büyük, giden canların yanında maddiyat bir şey değil ama hani sizden de sanıyorum ki maddi anlamda biraz toparlanmak bir tane, zor olacaktır. Bir tane ev gitti. Bizim annemlerin rahmetli olduğu ev gitti. Bina zaten o bina dizildi, o gitti. Çiftliğim gitti. Güzel bir çiftliğim vardı, o gitti. İki traktörüm vardı, gitti. Bir tane arabam vardı, araziyi çok kullandığım, o gitti. Maddi manevi yordu. Ne yapacağız? Düşünüyorsunuz bundan şimdi, nasıl bir plan çizdiniz kendinize? Vallahi şimdi yeniden yapılacak diyorlar her şey. Tabii bir süreç böyle, ben hiç sanmıyorum 1-2 yılda her şeyin düzelerim toparlanacak. Şimdi yapmam gereken önce babamla hemen bir çiftlik kuracağım. Babama bir çiftlik kurmak zorundayım çünkü arazide işler var. Arazi işleri sonuç olarak bitmez. Arazi ektikçe toprağa size toprak bir şeyler verir zaten. Önce onları toparlayacağım. Sonra ev yeniden yapılacakmış. İşte devlet tarafından yapılacak. Onu toparlayacağız. Zor ya. Bu çok meşakkatli, zor bir süreç. Yani Allah, ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum Allah düşmanıma da bunu yaşatmaz. Yani düşmanım yok benim için, olmadı ama hani bunu en kötü insana da vermesin. Yani çok zor. Çünkü ben orada annemi gömemedim. Çaresiz kalıyorsunuz, aciz kalıyorsunuz, yoksul kalıyorsunuz. O çok sıkıntılı bir süreç. Ne bileyim. Yani çok zor ya, bu anlatılmaz. Yani bunu anlatılmaz, böyle hani yaşa, kimseye de yaşatmasın bunu Allah. Peki ya. Yardımlar nasıl bölgede? Hani bir nebze olsun göreceli olarak yardımlarınızı aldığınız geldi. Çok yardım geldi, çok geldi. Sağ olsun Türkiye'nin birçok insanı, sağ olsun bizim yanımızda olan insanlar, Demet Akalı falan sağ olsun her dünyadaydı. Desteklerinde bulundular sağ olsunlar. Ama oraya ne kadar yardım gönderirseniz gönderin, orası çok zor toparlanır. Yani orası böyle bir anda olacak bir şey değil. Peki onun bu acının üstüne bir de ayrılık süreci yaşadınız. Sonra ya barışınız bu. Ya bir anlaşılma oldu. Birkaç günde biz oraya toparladık yere. Bir, olur böyle ya. Siz böyle duygusal olarak... Hani acılı döneminizle ilgili bir şey miydi? Yoksa hani üçüncü şahıslar da olabilecek, yok, hatta yok, bir aldatılma gibi bir şey? Yok ya, öyle bir şey yok ya. Hani... Bir yanlış anlaşılma. O yardım döneminde çok sık telefonlar konuşmadan yanlış anlaşılmalar oldu. Onun için ben de gittim, özür diledim. Biz zaten 4 yıllık güzel bir sürecimiz var. Biz zaten, siz de daha iyi biliyorsunuz, biz en kötü günleri atlattık. Biz sağlık sürecini atlattık beraber. Gerçi. Güzeldik. Şimdi barıştık yere. Beraber. Annenizi kaybettiniz. Başını sağ ol. Bunun üstüne konuşulmaz. Hani yine bugün sormasalar başka gün yine soracaklar bunu. Yani böyle o haberlerde çıkan gibi böyle hiç öyle bir olay, hayata veda etmek gibi. Ya onları tamamen bir magazin sayfasını uydurması, yok öyle bir şey ya. Sonuç olarak ilk ayrılan da veya ilk bir şey yapan da siz de olmadığınız için öyle bir şey, öyle bir yok. Düşünceniz öyle, yok, intihar, Allah yok ya. Ben annemi kaybettim, böyle bir şey düşünmedim yani. Tamam. Daha bu babam var, peki, kardeşim var, yeğenim var. Bölgenin yeni insanlarından biziz. Yani sizin gerçi maddi manevi kayıtlarınız çok ama hani çok. Bölgeyle ilgili bir şeyler yapmayı planlıyor musunuz? Vallahi yani birkaç bir şey, toplum kuruluşu, birkaç görüşmemiz var, birkaç iş görüşüyoruz. Ne yapıyorsunuz? Konteyner şehir. Şimdilik öncelik yapmanız gereken tek şey konteyner şehir. Oradaki insanlar çadırla, evet yaz dönemi geldi, siz çadırla bir şey yapabilirsiniz ama yani size de söyleyeyim, çadırla yaşanmaz. Çadırla kim tutabilirsiniz ki? Bez parçasıyla nasıl bir hayat geçsiniz? Öncelikle ola bir konteyner şehir kurma hayalimiz var. Birkaç arkadaşımızla görüşüyoruz. Bir onları toparlayacağız. Onun üzerinden zaten bir şeyler yapacağız. Seren Hanım size destek oldu bu zor durumda. Çok, her zaman yanımdaydı. Bulunduğumuz bölgeye mi? Yani, tabii, önce Antakya'yı yapmak istiyorum. Yani çiftliğini oraya yapmak istiyorum. Benim sayı rakam var mı kafanızda? Yok, birkaç görüşme var. Zaten... Ben netleşince zaten illa size iltibata geçerim. Tamam. Peki bir barış hediyesi falan öyle bir şey?
İşte çarşamba perşembe günü bir Avrupa'ya gideceğiz bakalım. Tatile kalıyor. 2-3 gün. Birkaçık geri geldik. Peki devamında böyle nikah yüzü evlilik falan? Yok, o biz onu hiç düşünmüyoruz. Onu her zaman söylüyoruz, onu hiç düşünmüyoruz. Biz zaten o şeyi atlattık ya. Biz zaten iyisini kötüsüyle her gün beraberiz. Peki. Onu atlatırız. Hadi sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.